Sen Sivas'ın neresindensin? Sivas'tan. Sancaktepe gol atarsa yener. Sivas'ta gol atarsa yener bence. Çıkacağız, ne olacak? 5 dakika 10 dakika sonra evine gitsen ne olur yani? Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta sonu Türkiye'de ligler başladı. Biz de hem bir stadyum açılışına gideceğiz hem de kıran kırana bir maç izlemek için Sancaktepe Belediyespor'la Sivas Belediyespor maçına gideceğiz. Maç 2. lig kırmızı grupta oynanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bir maç. İstanbul'da yine soğuk bir hava var. Şimdi biraz iki takımdan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibi Sancaktepe. Sancaktepe Belediyespor geçen sene 3. lig 1. gruptaydı. Alt ayında bulunduğu gruptan lider olarak çıkmayı başardı ve bu sene de 2. lig kırmızı grupta mücadele veriyorlar. Başlarında Hikmet Sevim var. Hikmet Hoca geçen sene takımın başındaydı. Bu sene de fena bir performans göstermiyorlar. Takım ligin ilk devresinde oynanan 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 32 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor. Playoff'un hemen altında yer alıyorlar. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız da Bahadır Erol, Melik Derin, İlker Avşar ve Serhat Koruk dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Şimdi geçelim konuk takım Sivas Belediyespor'a. Sivas Belediyespor'da bu sene ligin etkileyici takımlarından. Geçen sene playoff yapmışlardı. Bu sezona Serdar Bozkurt'la başladılar. İlk devrede 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. 38 puan topladılar. Şu an ligde 2. sırada bulunuyorlar. Ama ilk sıradaki Menemenspor'la puanları eşit. Peki bu süreçte takıma en çok katkı sağlayan oyuncular kimler diye soracak olursanız Seyit Ahmet Han, Hakan Yağmurkaya, Samet Katanarp ve Serena Kaydın dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Ben şimdi Levent tarafındayım. Kanyonun önünde Başar'la buluşacağım ve Sancaktepe 15 Temmuz stadyumuna doğru ilerleyeceğiz. Stadyumda ufak bir açılış var. Yenileme çalışmaları yapılmıştı. Bizi yine şovlu konfetili anlar bekliyor. Bakalım neler göreceğiz. Yolda görüşürüz. Başar'la buluştuk. Yine yollardayız. Başar selam ver takipçilerimize. Selam. Vallahi sağ ol ya. Çok sıcak kalmışsın kardeşim, eyvallah. Şimdi Sancaktepe stadyumuna doğru devam ediyoruz. Bu arada bu maça Başar'la gelmenin başka bir sebebi de eğer İstanbul'da, şehirde bir Sivas maçı varsa Başar Sivaslı olduğu için Başarsız gidemezdim yani. O yüzden Başar kardeşim yine bana eşlik ediyor. Başar ne diyorsun ya, takım 2. sırada 38 puanda falan. Vallahi iyi takım. Galatasaray maçını da izledik. Sen Sivas'ın neresindensin? İçinden. İçinden, güzel. Güzel cevap. Eyvallah. Şimdi dediğim gibi biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Stadyum çevresinde görüşürüz. İçerideyiz. Sancaktepe Sivas Belediyespor maçı yarım saat sonra başlayacak. Açılış var demiştik. Spor Bakanı konuşma yaptı. İşte Sancaktepe'nin spordaki yerinden bahsettiler biraz. 20 bin tane lisanslı sporcu var dediler. Bunlar böyle devam edecek dediler. Ne diyorsun Başar? Sancaktepe'nin futbol takımı ligin en genç takımlarından biri. İddialı bir maç olacak. Güzel maç olacak. Sancaktepe'nin kazanması gereken bir maç. İzleyip göreceğiz. Devre arasında görüşürüz. 12 numara Umut Koçin. 21 numara Caner Solmaz. Sancaktepe taraftarları başkanlarına buradan stadyum için teşekkür ediyorlar. Güzel bir koreografi olmuş. Yani işte dediğim gibi butik taraftarlar, butik statlar her zaman daha güzel, her zaman daha sıcak. Bakalım maçta neler yaşayacağız. Sancaktepe Sivas Belediyespor maçında devre arasındayız. Karşılaşmanın devresi 0-0 tamamlandı. Vallahi pek bir pozisyon da yok aslında. Maçın son dakikasında bir pozisyon var Sancaktepe'nin. Ya Sancaktepe aslında yarı sahayı geçiyor
karambolde pozisyonlar buluyor ama böyle net şutluk, böyle kaleciyi kurtardığı bir pozisyon yok. Sivas Belediyespor'un şutu yok galiba ilk devrede. Sivas bir puana gelmiş ilk devre için. Bir Ahmet Arı işte bir şeyler kovalıyor bu sağ kanat, sol kanattan ama onun da atakları verimsiz. Sonuca gitmeyen ataklar. Başar, peki ikinci devre ne olur? Bu ilk devredeki pozisyonsuzluğu kırabilir mi iki takım? Gol ve goller bulabilir mi? Sancak tabii gol atmazsa maç 0-0 biter. Öyle diyorsun. Vallahi Sivas kontradan yerleştirebilir bir tane bence. Sancak tabii o kadar risk alacağını sanmıyorum. Ya beraber biter diyorsun o zaman. Bir şey söyle de bari. Abi de hem politiksin yani. Berabere diyorum, yok diyorsun gol atabilir. Atarsa diyorsun galip olur. Hadi ya, gerçekten mi yani? Söyle bir şey de ona göre ikinci devre heyecanlı geçsin bari. Bakalım gol olsun. Sancak tabii gol atarsa yener. Sivas da gol atarsa yener bence. İkisi de atamazsa beraber zaten kalıyorlar, beraber oluyor. Bence Sancaktepe bu maçtan galibiyetle ayrılır ama tabii ne olur ne biter bilmiyoruz. Bakalım ikinci devrenin sonunda, maç sonunda neler yaşayacağız, göreceğiz. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? La adama yardım etseniz 12. Adamın ayağı şey oldu, baksana bana. Baş biraz be. Vur gol. Takım galip gelmiş, kutlamayalım mı abi? Kaan böyle şey mi olur ya? Güzel, şeyimizin içinde de yaşıyoruz. Abi galibiyeti kutluyoruz ya. Karşılaşma sonuçlandı. Sancaktepe Spor son dakika golüyle Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Valla 12 numaraya maç boyunca sağ kanatla çok duruyorsun deyip salladık durduk ama adam müthiş gol attı. Umut Koç'a maçın en etkisiz adamıydı ama. Golü attı yani. Golü attı, maçı kazandırdı. Helal olsun. Hocanın bir bildiği varmış çıkarmayarak. Şimdi biz de stat dışından yayın yapıyoruz şu an. Maç bitti. Apar topar tribünleri boşalttılar. Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Ya takım yenmiş, galip gelmiş. Taraftarla buluşacak, kucaklaşacak, ne bileyim sevincini paylaşacak. Adamlar diyor ki çıkın çıkın çıkın. Abi çıkacağız, ne olacak? 5 dakika 10 dakika sonra evine gitsen ne olur yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sancaktepe Spor Kulübü'nde sen spor sevgisinden alışılamak istiyorsun. Ama maç bittiğinde hemen çıkarmak istiyorsun. Böyle bir durum olabilir mi ya? Bu arada yarışma yapacaktık, atkı verecektik 2 tane. Yani şimdi yine koltuk sayısı soracaktım ama koltuk yok şu an. Şöyle yapalım. Videoyu beğenin, yorum yapın ve kanala abone olun. İki tane fotoğrafı çekilişle iki tane takipçime armağan edeceğim. Bugünlük de, bu haftalık da böyle olsun. Umarım
Bir sonraki videolarda saha içinden final videosunu yaparız. Dediğim gibi tekrar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Başar, son söyleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Şu anlık yok.